Merhabalar, bugün size Fluke 789'u akım üretmek için nasıl kullanırız ondan bahsedeceğim. Evet, tabii ki bir tane Fluke 789'um mevcut ve bir tane de probum var. Probun bir ucunu şu şekilde kısa devre ettim ki akım üretmek için, yani bir döngüyü sağlamak amacıyla. Diğer uçlarını da bağlayacağım. Şimdi kaynak amaçlı kullanmak için cihazı şuradaki turuncu bölgede de belirtildiği üzere kaynak için şu iki ucu kullanacağım. Simülasyon için bu iki ucu kullanacağım. Ben bugün sadece kaynağı yapacağım. Simülasyonu kullanmayacağım. Ve sürekli turuncu işaretli bölgelerde çalışacağız. Evet, uçlarımızı bağlıyoruz. Diğer uç köprülü, gördüğünüz gibi kısa devretli ki akım üretim. Bir akım üretebilirim. Komutatörümü ilk turuncu kademeyi aldım. Miliamper DC üreten kısmı aldım. Ve buradaki 8 tane buton vasıtasıyla da akımdaki değişikliklerimi yapabileceğim. Şöyle ki ilk sol baştaki ilk iki buton spin check için, yani aralık minimum ve maksimum değerleri verebilmek için sıfırda, %0'da 4 mA veriyor. %100'de 20 mA, 4-20 mA kuramı gereğince. Buradan bu şekilde 0 ve 100'ü verebiliyoruz. %25'lik değişimlerle uygulamak için de bu ikinci butonları kullanıyoruz. Bu şekilde değişikliklerimizi yapabiliyoruz. Aydınlatmamızı da açalım. Ondalık basamakta değişiklik yapmak için bu butonu kaba ayar dediğimiz kısımda yapabiliyoruz. Bindelik değişimde buradan son iki butondan gerçekleştirme imkanımız var. Yani kısacası örnekte gördüğü gibi 12.304 mA'yı biz buradan rahatlıkla sistemimize verebiliriz. Sistemdeki display'e verip display sağlıklı mı değil mi kontrolünü yapabiliriz. Bu şekilde yüzdesel değerini de görüntüleyebiliyoruz. İkinci kademede ne var? İkinci kademeye geldiğimizde alet yavaş yavaş kendisi değeri arttırarak ilerliyor. Bunun 3 tane şeyi var, kademesi var. Yavaş, hızlı ve kademeli olarak. Şöyle ki buraya aldık, daha hızlandı. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle sıfıra gelsin. Şu an evet, şu anda da kademeli olarak arttırıyor. Biraz uzunca bir süre aynı akımı veriyor. Birazdan da 12 mA çıkacak. Bekleteceğim sizi biraz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde akımları farklı şekilde uygulayabiliyoruz.